Merhabalar dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videolarımı izlemek lütfunda bulunan herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Kıymetli dostlar, videolarımı izleyip beğenerek bilgisayarının bakımlarını yaptırmak üzere gelmiş olan bir müşterimizin cihazını görmektesiniz. Acer markalı 17,3 inçlik bir laptop. Bu arada kardeşim Ayhan videoyu kaydediyor. Merhaba arkadaşlar. Evet, kıymetli dostlar. Öncelikle şu şekilde cihazımızın arkasına bir geçiş sağlıyoruz. Peki Mustafa'cığım, bu bilgisayarda bugün ne işlemler yapacağız? Onlardan da bir bahsedelim. Cihazına SSD montajı yapılacak. Artı bir de termal bakımları yapılacak. Bu işlemleri de size video çekip en azından gösterme gereği hissettik. Bilhassa şu konudan da bahsetmek gerekirse dostlar, bu sökmüş olduğunuz vidaları hangi konumdan söktüğünüzü bir yere ya not alın ya da hani belli bir noktaya bırakın. Örneğin burada menteşe yuvalarının olduğu kısımlardakiler hem daha geniş çap ve hem de daha uzun olan vidalar kullanılmış. Şimdi bakın aynı vidadan buradan da çıkacak. Gördüğünüz üzere. Evet, tüm cıvataları çıkardık. DVD writer'ımızı bir kenara alıyoruz. Evet, bazı laptoplarda burada da cıvata olur. Buna dikkat edin dostlar. Şimdi hafif hafif alt kapağı yerinden alacağız. Tabii öncesinde cihazımızın klavye bölümüne bakıyoruz. Klavye bölümünü sökmeye gerek kalmadan alt kapağı alabiliriz. Bu kısımlardan yavaş yavaş zarar vermeden, evet, tabi bu şekilde girdikten sonra plastik malzemelerle bir kredi kartı olabilir mesela. Devamını getirmekte yarar var. Çünkü içeride bir yerlere kısa devre yaptırmak belki de en son isteyeceğimiz şey. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta şu bölümler dostlar. Burada görmüş olduğunuz üzere touchpad'in, klavyenin, işte klavye ışıklandırmasının filan flexi kabloları bulunmakta. Bunu birden cart diye ayırırsanız o kabloları kopartırsınız ki o kabloları bulmak da bayağı meşakkatli. Yurt dışından, Çin'den ya da işte hurdaya ayrılmış bir cihazın parçalarından falan bulmanız mümkün. O da bayağı uğraştırır dostlar. Direkt oradan çekip çıkaramıyoruz. O sebeple buradan da bir girmemiz gerekiyor. Evet, buradaki tırnakları gördüğünüz üzere attırmakta çok büyük fayda var. Yoksa kırarsanız hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Bu görmüş olduğunuz parçayı yerinden çıkarıyoruz. Tırnaklarını kırmadan. Evet. Görmüş olduğunuz üzere iki adet daha vida var. O vidaları da bu şekilde yerinden alıyoruz. Artık kapağımızı çıkarabiliriz. Tabii flex kablolarını ayırarak. Evet. Üst kapağımızı bir kenara kaldırıp devam ediyoruz. Şimdi cihazımızda iki adet fan olduğunu görüyoruz dostlar.
İşin açıkçası fanlar da hiç fena değil, temiz görünüyor. Fakat buradaki özellikle soğutucu blokla aralarındaki durum nedir, ne değildir birazdan sökünce göreceğiz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri görmüş olduğunuz bataryanın soketini çıkarmamız gerekmekte. Batarya takılıyken burada yapacak olduğunuz herhangi bir işlem sonrası oluşabilecek kısa devre cihazınızın anakartının artık geri döndürülemez bir şekilde arızalanmasına yol açabilir dostlar. Bu sebeple işimizi şansa bırakmıyor, bataryamızın soketini çıkartıyoruz. Ardından buradaki USB'lerin soketini, şu tip soketlerde özellikle kablodan tutup çekmemeye özen gösterin. Eğer kablodan tutup çekerseniz koparttığınız vakit bunu buraya tekrardan lehimlemeniz çok zor dostlar. Ardından burada görmüş olduğunuz anakartı sabitleyen cıvataları da çıkartıyoruz. Bunları farklı bir noktaya koyuyorum ki karıştırmayayım. Nereden ne söktüm unutmayayım diye. Cihaz sanırsam daha önce sökülmemiş, doğru Evet, mu? ilk defa biz söküyoruz. Yüksek bir ihtimalle. Yani gördüğüm kadarıyla en azından şunu söyleyelim, bir çolpa geçmemiş bu cihazın üstünden. Evet, fanımızı sabitleyen cıvatayı söküyoruz. Evet, burada yine bir fanımızın cıvatası mevcut. Evet, anakartı yerinden almak için birkaç nokta daha kaldı. SATA bağlantısını çıkardık. Kart okuyucumuzun kapağını çıkardık. Evet arkadaşlar, yani komple tamamen anakartı yerinden almayacağız. Yapacağımız işlem zaten bakım işlemi. Şimdi cihazımızın ekran kısmına güzelce bir mikrofiber bez koyup zarar vermeyecek biçimde işlemcimizin ve ekran kartımızın termal macunlarını yenileyeceğiz. Fanlarımızın temizlik ve bakımlarını yapacağız. Ardından tekrar cihazımızı toplayacağız. Size bahsetmiş olduğum soket söküm olayı aynen şu şekilde dostlar. Tırnağınızla hafif hafif oynatarak yerinden bu şekilde çıkartın. Yani kablolardan tutup da çekmeyin, kesinlikle koparabilirsiniz. Evet, buradaki vidaların hepsini gevşettik. Soğutucumuzu yerinden alıyoruz. Artık termal macun kurumuş. Evet, bir soketimiz de buradaki fanın mevcut. Onu da yerinden çıkaralım. Diğer fanın soketini de çıkardık. Evet dostlar, görüntü kablomuzu dikkatlice fandan ayırdık. Evet, burada bir lehimli kablomuz var. Bu kablo Wi-Fi'ye giden kablo. Evet, soğutucu blok elimizde. Termal macun tamamen kurumuş vaziyette. Taş gibi olmuş. Bunun yenisiyle değişimi gerekiyor. Tabii soğutucuların iç kısımları ne halde bilmiyoruz. Fanlar ne durumda görünmüyor. Kullanan arkadaşımız cihazı ya çok kullanmamış ya da kullandığı ortam çok temiz bir ortammış. Genelde böyle 6-7 yaşındaki cihazların içeriğini sen iyi bilirsin Ayhancığım. Kesinlikle. Berbat pozisyonda olur. Buradaki eski termal macunları da temizlerken yumuşak bir peçete yardımıyla temizlemekte yarar var dostlar. Asla ve asla sert bir cisimle buraları çizmemeniz gerekmekte. Çizdiğiniz vakit buraya termal macunun en babasını da koysanız nafile.
hiçbir fayda sağlamayacaktır. Yani eskisine kıyasla işlemcileriniz daha fazla ısınacaktır. Evet, ekrana bastırmamak için anakartı elimle tutuyorum. Evet, buraları detaylıca kontak spreyle temizleyeceğiz. Bir miktar kontak spreyi sıktım ve güzelce bu kısımları temizliyorum. Eski termal macundan en ufak bir eser bırakmamaya da özen gösteriyorum dostlar. Evet, şu anda tertemiz oldu. Şimdi görmüş olduğunuz bu fanların dışarıda hava kompresörü ve kontak spreyi ile temizliklerini yapıp döneceğim. Öncelikle hava kompresörü ile kaba pislikleri temizledik. Ardından kontak spreyi ile detay temizliklerini yaptık. Görmüş olduğunuz üzere özellikle bu cihazın hava tahliye kanallarını tıkayan pislikleri görüyorsunuz. Tabiri caizse filtre gibi oturmuş. Yani bunlar cihazınızın daha fazla ısınmasına vesile oluyor. Daha fazla ısınan cihazlar ise performans kaybına maruz kalıyor. Evet, gördüğünüz üzere kamera netliyordur umarım. Bu bölümleri temizlemediğiniz sürece yapmış olduğunuz bakımın hiçbir anlam ve önemi yok dostlar. Bunu açıkça belirteyim. Videoda tam olarak belki gözükmeyebilir ama ben buradan çıplak gözle görebiliyorum. Buradaki gözenekleri detaylıca temizledim dostlar, cımbızla çekerek. O sebeple bu bölümleri sökme gereği duymuyorum. Zaten fanlarımızı ben güzelce kontak spreyle yıkadım. Ardından hava kompresörü ile iyice kuruttum. Fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi tertemiz oldular. Termal macunumuzu yeniliyoruz. Tabi bu arada statik bilekliğimizi de takıyoruz. Bu tip elektronik cihazlara müdahale etmeden evveli mutlaka statik bileklik kullanmakta yarar var dostlar. Cihazlara üzerinizdeki statik elektriğin boşalması cihazın başına gelebilecek en kötü senaryolardan birisidir. Bilginiz olsun. Evet, termal macun ne kadar eklenir? Bunu önceki videolarımda da anlattım ama önceki videoları izlememiş olan arkadaşlarımız için tekrardan gösteriyorum. Bakın, merkez noktaya bu şekilde bırakıyorum. Yeteri miktarda. Yani bir mercimek tanesi kadar yeterli geliyor dostlar. Çok fazla uygulamanın bir yararı yok. En ideal miktar bu. Burada görmüş olduğunuz termal pedin sağlamlığını kontrol ediyorum. Herhangi bir anormalliği yok. Sökerken yerinden çıkarmış olduğum bu görmüş olduğunuz ekran kablosunu birazdan tekrar yine fana tutturacağım. Termal macunlarımızı yeniledik. Soğutucu bloğu yerine oturtup sabitleme civatalarıyla sıkıştırdık. Sökmüş olduğumuz fan bağlantılarını tekrardan yerlerine taktık. Burada işimiz tamamlanmış oldu dostlar. Şimdi anakartı tekrar alt kasaya monte edeceğiz. Tabii sökmüş olduğumuz tüm soketleri yerlerine takarak montajını tamamlayacağız. Anakartı öncelikle yuvasına oturturken tüm bağlantı soketlerinin yukarıda kalmasına dikkat ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz evet, soketleri yukarı alıyoruz.
Aksi takdirde bunların bir ya da birkaçını unutursak cihazı tekrar sökmek durumunda kalacağız. Evet, hafifçe oynata oynata portları yuvaya oturttuk dostlar. Evet, Wi-Fi kablomuzu da yine üste aldık. Yuvaya koyduk. Evet, sökmüş olduğumuz her bir soketi yerine tekrardan takıyoruz dostlar. Dostlar, videoyu belli noktalarda kesmek durumundayım. Çünkü sizleri de hani sıkmak istemiyorum. Bu aşamada bataryayı takmadan evveli müşterimize SSD montajı yapacağız. Müşterimizin tercihi bu yönde. WD Green. Aslında Blue alsa daha iyi olurdu. Bu cihaza daha iyi yakışırdı ama WD Green serisinden bir SSD tercih etti. Kurulum öncesi çıkarın diyor. Çıkarıyoruz. Mevcut hard diskimizi yerinden almamız gerekiyor dostlar. Hala SSD'ye geçmemiş olan bu şekilde mekanik hard disklerle çalışan cihazlara inanın çok üzülüyorum. Yani cihazın gerçek potansiyelini maalesef alamıyormuşuz. Bu SSD'lerle birlikte cihazlar uçuşa geçti. Yani hayat varmış dedirtti. Evet, şimdi SSD'mizin bu bağlantı soketlerinin yönlerine bakıp önce soketi sonra da diskin kendisini yerine oturttuk. Evet, Wi-Fi kartımızı da monte etmişiz. Ve son olarak burayı temizleyip üst kapağı yerine takacağız. Evet, şimdi soketimizi yerine takıyoruz. Ardından da üst kapağı monte edeceğiz. Şöyle kablo düzenimize de bakacak olursak kıymetli dostlar, bilhassa birçok tamirci arkadaşımız buna dikkat etmiyor. Ben onu özellikle size şöyle anlatayım. Fabrikanın dizayn ettiği üzere aynı biçimde tekrar kabloları geçmesi gereken noktalardan geçirerek montajları o şekilde yaptık dostlar. Bakınız, buradaki şu kablo eğer yukarıda kalırsa alt ve üst kapakla araya bir yere sıkışacak ve ekranda görüntü kaybı veya işte dalgalanma veya anlık görüntü kesintisi gibi sorunlarla karşılaşacaksınız. Bu tip problemlerin yegane nedeni daha önce söküp takan ustaların veya kişilerin yapmış olduğu montaj hatalarıdır. Bu tip şeylere dikkatli davranmakta yarar var dostlar. Üst kapağımızı söktüğümüz gibi aynı şekilde yerine koyup vidalarını sıkıştıracağız. Tabii bu işi yaparken de burada görmüş olduğunuz touchpad, klavye ve klavye ışıklandırmasını takmayı unutmuyoruz. Daha önce sökmüş olduğumuz kalın ve uzun olan civataları menteşe bölümlerine sıkıştırıyoruz dostlar. Bu kalın ve uzun olan vidaları tutup buralara eğer sıkıştırırsanız bilgisayarınıza zarar verirsiniz. Peki Mustafa'cığım, izleyicilerimiz soracaklardır eminim. Onların adına ben soracağım. Bir laptopa bakım ne zaman gereklidir? Ayhancığım, bunu ben sana şöyle cevaplandırayım. Cihazın kullanımına bağlı olmak üzere nadiren kullandığınız bir cihazdır. Bunu 2 yılda bir bakıma sokabilirsiniz. Ama yoğun kullanılan bir bilgisayarın mutlaka yılda bir bakıma girmesinde çok büyük fayda var. Bakım yapılmazsa ne olur? Demin görmüş olduğunuz o fan gözenekleri tıkandığı vakit cihazınız daha iyi soğuyamadığı için aşırı ısıya maruz kalır. Aşırı ısı çiplerin arızalanmasına yol açar. Ve bu arıza kalıcı olduğu vakit cihazınızın çöp olması anlamına gelir dostlar. Çünkü laptoplarda çip değişimini yapabilecek bir yetkili servis maalesef ülkemizde çok az. Yani o çip arızalandığı vakit yenisini bulmanız zaten sıkıntı. Çipi değiştirmek de değil sadece tüm mesele. Durum bundan ibaret. Dolayısıyla bu bakımları aksatmamanızda çok büyük fayda var. Bu aydınlatıcı bilgi için biz de teşekkür ederiz.
Rica ederiz efendim. Bunu aynı zamanda bir araba bakımına benzetebilir miyiz? Aynen öyle. Yani nasıl ki arabaların yılda bir sıvı bakımları varsa, filtreleri değişiyorsa, laptopların, masaüstü bilgisayarların da yılda bir bu şekilde bakımlarının yapılması gerekmekte. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demiş atalarımız. Evet dostlar, cihazımızı toparladık. Şimdi sırada işletim sisteminin kurulumu var. Windows 10'un en son çıkan sürümünü cihazımıza yükleyeceğiz. Bir videonun daha sonuna gelirken önemli belirtmek istediğim bir husus var ki o da şu. Bu ve benzeri bilgisayarlarınızın bakımları olsun, OEM parça montajları olsun, yani ne tür ihtiyacınız olursa olsun kıymetli dostlar, adresimize bekleriz. Açıklamalar kısmında adres bilgisini de paylaşırım. Videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun dostlar.